Arkadaşlar merhabalar. Bugün Leyla ile Mecnun dizisinin 4. sezon 9. bölümü hakkında böyle hızlıca, kısaca artık elimden ne kadar gelirse konuşmaya çalışacağım. 9. bölüm iyi ve kötü Leyla'nın, yani bir önceki bölümde işte iyi Leyla'yı ortaya çıkarmıştık. Aslında dünyaya getirdiği kaos üzerine bir bölümdü. İyi Leyla ile Mecnun arasında bir anda bir samimiyet, bir yakınlık, resmen sevgililik, öpeyim mi seni? Tamam, Mecnun'un böyle şeyleri vardı ama yani herhalde Exen'e geçmesiyle beraber dizinin bazı şeyleri kaymaya başlamış. Yani işte bazı şeyleri ima ederken artık açıkça söylüyor olması bence rahatsız edici bir durum. Ya bu benim görüşüm. İyi Leyla'nın aslında hani farklı bir olduğunu da görmüş olduk. Nasıl bir olduğunu da görmüş olduk. Aşırı Pollyanna, aşırı sempatik, aşırı sevimli, her şeye pozitif bakan biri. Kötü Leyla'yı pek bölümde görmemiş olduk ama işte onu da Maraz diye yeni bir karakterimiz var. O kaçırdı. Sonrasında iyi Leyla'yı da kaçırdı, kötü Leyla'yı da kaçırdı. Çünkü onların birbirinden ayrı olması bu sayede... Nasıl diyeyim, onun varlığını devam ettirmesini sağlıyor. Tabii Karabasan'la Aksakal Dede de bu süreçte şey yapıyor. Yani ona karşı bir mücadeleye girdiler. Ya aslında dizi hani böyle 45 dakika olduğu için her sahne böyle kopuk kopuk geliyor bu yandan baktığınızda. Basit geliyor bazı şeyler. Ya da ne bileyim işte devamı haftaya şeklinde ilerlemediği için bir soruna dönüşüyor bence. Ve bu bölümde bence önemli bir şey daha oldu. Yani en azından ben yanlış anlamadıysam onu da söyleyeceğim. Yani şöyle söyleyeyim. Erdal'la İskender arasındaki muhabbette bir ilerleme kaydedildi. O da bir önceki bölümün devamı niteliği aslında taşıyor. İşte ya aslında bölüm buydu. Yani işte Dede ve Karabasan birlikte çalıştılar ve Maraz'ı yendiler. Maraz'ı işte geldiği yere gönderdiler. Kendi birisi asasıyla, birisi sopasıyla, neyse artık o tokmaklı şeyle, bastonuyla. Sonrasında zaten Leyla ile Mecnun, yani Leyla'lar da birleşti. Leyla biraz daha iyi birisi olacak gibi bundan sonraki bölümlerde. Tabii kaç bölüm kaldı onu da bilmiyorum. 10. bölüm final bölümü olabilir sezon için ama 5. sezon çekimleri başladı. Bunu biliyoruz zaten. Ama kaçıncı bölümde bitecek bu sezon bilmiyorum. Mantıken 10 ya da 13'tür yani. Genelde böyle olur. Anlaşmalar bu şekildedir. Ve bence biraz tırttı. Yani gerçekten böyleydi ya. Hani... İlerlemiyor, bir şeyler olmuyor ve sıkılıyorum. İşte Mecnun sürekli ya ben 36 yaşındayım diyor ve sonrasında ya ben 33 yaşındayım düşünün. Diyor ki işte ben elini tutayım Leyla'nın, televizyon Tsubasa'mı izleyeyim, yemeğimi yiyeyim gibi aşırı romantize bile değil. Yani romantize bile değil. Absürt çocukça bir hikayeye dönüşüyor karakter. Birazcık Mecnun'a olgunluk katabilirler. Bazı aslında Mecnun'un olgunluk sahneleri var ama bu kadar şey bana fazla geliyor. Gerçekten bundan zevk alıyor olamaz yani. Ve de bu adam 8 senedir komada mı? Neyse artık yani 8 senedir şey gibi beyin hücreleri ölmüş bir şekilde yaşamış. Tabii o zaman işte kaldığı yerden devam ediyor demek ki. Erdal Bakkal ise tabii paracıklarını kaybetti İskender sağ olsun. İskender'e kızgın, onun aynı ortama bile girmek istemiyor. Bunun da imasını açık açık, yani ima değil bunu açık açık söylediler yani. Mesela işte Dede hepsini çağırıyor. Erdal da işte İskender gelir diye gelmedi falan diyor. Yine Erdal Bakkal ya. Yani dizinin bence kendine özgü tek karakteri Erdal Bakkal. Yani onun kendi ayrı bir hikayesi var ve bu özgünlük katıyor diziye bence. Yani Erdal Bakkal sahneleri gerçekten yani bence çok daha iyi yazılıyor. Diğer hikaye bayağı kötü gidiyor yani. Mecnun'un hikayesi bayağı kötü ama Erdal'ın hikayesi mesela bu bölümde de işte şey çekmeye çalışması, işte reklam filmi çekmeye çalışması, böyle Magnum reklamı tarzı bir şeyli döner reklamına uyarlaması bence bayağı güzeldi. Tabii ki yani böyle normalde güzel kadınlar, yakışıklı erkekler falan olurken bu Magnum reklamlarında karşımızda bıyıklı bir Erdal Bakkal görüyoruz. Bu bence güzel olmuş, sempatik olmuş. Yani zaten Erdal Bakkal karakter olarak güzel bir karakter. Yani yaratılmış açısından, yoksa şey var, iç güzelliğinden bahsetmiyorum. Yoksa sinsi pislik bir adam ama Cengiz Bozkurt gerçekten bu işi çok iyi yapıyor yani. İskender bu bölümde işte çocuklar büyüdü bu arada. İşte Leyla'ların ayrı olmasından dolayı çocuklar büyüdü. Onlarla uğraşıyordu en son. Dede var bizim az sakallı dede de mesela. işin içine girmeye başladı. Son 3 bölümdür onu da görüyoruz. Artık bilmiyorum, belki bir başka durumlar vardı da diğer bölümlerde görememiştik ama arada onu böyle 30 saniye bile görsek bence tatlı bir hava katıyor. Çünkü eski bir karakter. Ama işte her şeyin eksik. İskender'in varlığı gerçekten diziye artık etki etmiyor ve bütün karakterlerden farkındaysanız ayrı bir hikaye işleniyor. Bu bölümde de sadece Mecnun'la böyle bir 30 saniye gördük. Mecnun'a şöyle, hatta işte Leyla da geldi. O kadar yani. Bütün İskender konumuz bu. Yani İskender'in varlığı böyle yoldan geçen amca gibi, yani bir figüran edasıyla işlenmeye başladı. İlk bölümlerde aslında bir aşk konusu vardı. Buna girmişlerdi ama sonrasında demek ki bu sette yaşanan olaylar gerçekleştiyse, belki ya da bu süreçte başka olaylar da açığa çıktıysa bunu rafa kaldırdılar. Feraye mesela bir anda kayboldu gibi geldi bana. Annesi de bir anda geldi gitti, yani hiçbir şey anlamadık yani. Yani bunun temelini iyi veremediler bence. Yani çünkü artık Exen gibi bir kanaldayken biraz daha açıklayıcı şeyler bekliyorsunuz. Ben bekliyorum en azından. Ama hani Leyla ile Mecnun hep böyle miydi derseniz aşağı yukarı böyleydi. Yani sonra işte birazcık sitcom değil ama sitcomvari bir havası var. Komedi dizisi işte böyle oluyor. Yani böyle bir dizi ya. Hani ne diyeyim ki, bu bölüme ne dediler hiç bilmiyorum. Yani bir önceki bölümden işte kalanını devam ettirdiler. Karabasan'la Aksakallı'nın birlikte çalışması yani değişik bir şeydi. Hatta Maraz, niye onların teknolojisini işte yapıyorsunuz, biz dünyayı ele geçebiliriz falan filan tarzı şeyler söyledi. Bir de iyilikten Maraz doğar. Yani Maraz'ı bu şekilde dünyaya getirdiler. Bir de yine başka bir karakter de çıktı. İşte konuşmayan Leyla'yı, Nurten'in yeğenini, diğer çocuk da bir anda, ya o da saçma bir şey oldu. Çocuk zaten evlenecek, nişanlanmış belli ki, sevdiği biri var. Bir anda onu bırakıyor, gidiyor bizim konuşmayan Leyla'dan hoşlanıyor falan, böyle saçma subuk yani. Tam Leyla ile Mecnun dizisine yakışır bir şeydi, kabul ediyorum. Çocuğun adını da bilmiyorum, onun adı da Mecnun çıksa süper olur yani, ya da söyledilerse de hatırlamıyorum yani. Böyle arkadaşlar ya, yani Leyla ile Mecnun kendi çapında bence seviyesini bayağı düşürmüş bir şekilde ilerliyor. Ama düşünüyorum, şimdi hiç olmamasını mı tercih edersin bu şekilde mi? Yani olması daha iyi. İzliyorum sonuçta. Mesela sırf Erdal Bakkal için bile izlenir yani dizi. Ben öyle düşünüyorum. Diğer hikaye çok önemli değil. Mesela 5. sezonda aynı Leyla ile mi devam edecek? Başka Leyla mı olacak? Mesela bunu da bilmiyoruz. Ya bu arada mesela Yavuz'la o diğer kız işte Leyla'nın ablası olan arasındaki ilişki o kadar dandik ki yani sıkılıyorum. Gerçekten çok sıkıcı. Karakter çok sıkıcı. Mesela Yavuz'un romantik bir karakteri vardı. Bunu hiçbir şekilde vermiyorlar. Artık mesela sahil sahneleri yok. Deniz kıyısında sahneler ve deniz... Yani dizi yazın çekildiği halde bu şekilde, bir de düşünün yani. Hani havalar kötü olsa falan filan diyeceğim. Hani o zaman şey de vardı yani. Hani pandemi ya da işte salgından dolayı bir yasak falan süreci de yoktu. Hadi öyle bile olsa birkaç dakikalık bir şey çekin yani. Hiçbir şey yok. Gerçekten bence bu anlamda rezil. Romantik yönünü resmen öldürmüşler Yavuz'un. Zaten sezona değişik bir şekilde başladı. Para babasıydı, bir anda fakirleşmiş oldu şu anda. Garip bir şey mesela. Bu da saçma geliyor bana ama hadi bunu kabul ettik diyelim. Yani o kızla olmuyor. Mesela Mecnun'un ilişki Mecnun diyorum. Yavuz'un ilişkisi biraz daha romantikti. Mesela bence bu da birazcık tırt bir şey oldu ve bu kızla ilişkisi var mı yok mu? Nasıl bir ilişkisi var? Amacı nedir? Hiçbir şey bilmiyorum. Yani birbirlerine gıcık oluyorlardı. Bir anda böyle arkadaş, en samimi dost ya da ne bileyim neye dönüştülerse artık böyle bir şeye dönüştüler. İsmail abi kendi bildiği yolda gidiyor zaten. Onun hiçbir değişimi, hiçbir şey yok yani. Hani hep aynı. İsmail abi aynı yani. Onda bir sıkıntı yok. Aksakal Dede bir var bir yok. Böyle arada giriyor. Bu bölümde fazla gördük kendisini. Zaten 3 karakteri birden oynadı. O yüzden bence bayağı iyiydi. Büyük ihtimalle bu çekimleri başka zamanlarda da yapıyorlar. O yüzden de bu şekilde oluyor. Mesela bir önceki bölümde 30 saniye falan gördük Aksakallı'yı. Bu bölümde bayağı Aksakallı Mecnun'dan çok görünmüş olabilir yani. Ya da işte Köksal'a İngür diyelim. Daha fazla görünmüş olabilir. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Bu haftaki Leyla ile Mecnun videom böyleydi. Yorumlarınız varsa da bekliyorum. Peki yorum yapmıyorsunuz zaten. Belki videonun bu kısmına bile gelmemişsinizdir çoğunuz. Hoşça kalın.